İyi akşamlar değerli seyircilerimiz. Serhat Televizyonu ve Kars İl Müftülüğü'nün ortaklaşa hazırlamış olduğu yeni bir din ve hayat programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam önemli bir gece. Hem bugünün cuma olması hem de bu gecenin alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olması hasebiyle, yani Mevlid Kandili olması hasebiyle ayrı bir önem kazanıyor. Bu akşam Mevlid Kandili'ni konuşacağız. Değerli konuğum Kars Müftülüğü Cezaevi Vaizi Ömer Aydın Hocam. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Kandilinizi kutluyoruz. Allah cümlemizin kandillerini hayırlara vesile eylesin. Öncelikle de içine bulunmuş olduğumuz günler Sarıkamış şehitlerimizi anma günleri. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi de anıyor ve bizlere bu güzel toprakları bıraktığı için minnetle anıyor ve ruhlarının mübarek Mevlüt Kandili'nde inşallah şu anda şehitler ölmedi inancımız gereği bizleri gördüğüne inanarak onları da rahmet ve minnetle anıyoruz. Evet, doğru hocam. Biz de şükranla yad ediyoruz onları. Ne kadar güzel tevafuktur hocam. Bugünün cuma oluşu, bu gecenin Mevlüt Kandili oluşu. Dediğiniz gibi 100 yıl önce işte bu coğrafyada Sarıkamış şehitlerinin orada donarak hayatlarını kaybetmesi, orada şehit olmaları. Büyük acılar yaşanması. Büyük acılar, büyük dramların yaşanması. Hepsi bugüne adeta sıkışmış gibi görünüyor. Biz hepsini yad ediyoruz elbette ki rahmetle, minnetle ve şükranla. Tabii ki. İyi ki de onlar orada varlardı, cephede idiler ve bu kutsal vatanı bizlere emanet ettiler. Emanete sahip çıkabilmeyi inşallah Rabbim nasip eylesin. Zaten bu asıl görevde o emanete sahip çıkabilmek. Gençlerimize, özellikle yeni yetişen neslimize bunu unutturmamak için Genç ve Spor Bakanlığımız sağ olsun şehitlerle yürüyoruz ismi altında. Türkiye'nin her yerinden gençlerimizi Sarıkamış'a getiriyorlar ve pazar günü biliyorsunuz bir yürüyüş gerçekleşiyor, programlar gerçekleşiyor. Ve bu da ülkemizin, vatanımızın bizi bu vatana bırakan şehitlerimize vefa borcu. Ve bu da en güzel şekilde yerine getirilmeye çalışılıyor gerçekten. Yani hocam bu etkinliklerin kapsamının biraz daha genişletilmesi, yeni nesile özellikle, yeni nesil dediğimiz gençlik artık kopuk bir hayata girmişler. Bunu zaman zaman işliyoruz. Onlara bu ruhu aşılamak asıl hedef bu olsa bizim gerek. Bizim ülkemizde bu ruhu verebileceğimiz çok yer var. Mesela batıda oturanlar için bir Çanakkale. Oraya gezmek, oradaki o yaşanılan olayların duygularını hissetmek bambaşka duygular. Bu tarafa geldiğimizde Sarıkamış, Allahu Ekber dağları ve o yaşanan günlerce, haftalarca o süreç. Dolayısıyla gerçekten bizim için bu güzel, önemli yerler yeni nesillerimizi yetiştirirken bize güzel ışıklar sunmakta ve bize bir vizyon, bir ufuk göstermekte. Evet, inşallah biz de o ufukla, o vizyonla daha da ileriye giderek inşallah güçlü bir devlet, vatan bilinciyle, bu topraklara sahip çıkma bilinciyle ki yani atalarımızın 6-7 asır boyunca bu vatan topraklarını bu şekilde müdafaa ettiklerini, ilahi kelimetullah uğruna seferlere çıktıklarını, bu ruhu daha iyi ilerilere taşıyarak yaşayabilmek. İnşallah. Gidişat güzel gidiyor. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor. İnşallah. İnşallah hocam. Hocam Sarıkamış şehitlerine böyle değindikten sonra. Andıktan sonra diyelim. İşte dedik ki bugün Mevlid Kandili. Evet. Öncesinde Mevlid Kandili'nin ne olduğunu sormak istiyordum ama daha öncesinde şunu ifade etmek gerekiyor. Malum Mevlid Kandili Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümüdür. Evet. Ama özellikle Peygamber Efendimizin doğduğu o zamandaki yaşanan bir hayat var. O hayata biraz değinmek yani dünden bugüne biraz da ışık tutacağına inanıyorum. Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan bir kutlu doğum Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifleri. Kesinlikle. İnsanlık tarihinin en önemli olaylarından birisidir. Çünkü onun dünyaya geldiği dönemde insanlar her türlü değer ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmışlardı. Sosyal hayat bozulmuş, ahlak tamamen çökmüş bir vaziyetteydi. Birçok örnekleri var bunların. İşte onun içindir ki
o döneme cahiliye dönemi deniyor ve o cahiliye toplumundan Efendimiz bir medeni toplum oluşturuyor. Dilerseniz biraz o topluma, o döneme geçelim, orayı biraz anlatalım. Sonra Mevlid Kandili üzerinden yine devam edelim hocam. Öncelikle insanlık peygamberler sayesinde eşrefi mahlukat olma özelliğini devam ettirir. Çünkü insan diğer canlılardan farklıdır, nefis taşımaktadır. Eğer insan kendisine çizilmiş olan hak yoldan saptığı takdirde, çok affedersiniz, hayvanlaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bugün baktığımız zaman çok tırnak içerisinde söylüyorum, ağır suçlar insanlar tarafından işlenmektedir. Yani bugün hayvanlar sadece yaşamak, neslini devam ettirmek için kötülük yaparlar veya parçalarlar veya yerler. Ama insanoğlu eğer hak çizgiden uzaklaştığı zaman keyif için insan öldürmek veya işkence yapmak veya acı vermek, insan bu yola doğru kayabilir. Daha acısı, Efendimiz dönemine yaklaştığımız zaman kendi kız çocuğunu diri diri toprağa gömecek kadar acı duyguları hiçbir şey hissetmeden gönlünde yapan insanların olduğunu biz okuyoruz tarih kitaplarından. Birçok sahabe efendilerimiz, sahabe olmadan önce, Müslüman olmadan önce kendi kız çocuklarını diri diri toprağa gömdüklerini gözyaşları içerisinde anlatmaktadırlar. Hatta bazen gülümsediklerini, Hazreti Ömer Efendimiz için rivayet edilir. Bazen çok gözyaşı döktüğü, bazen gülümsediği. Neye gülümsüyorsunuz ya Emir el-Mü'minin dendiğinde, biz helvadan put yapardık, ona tapardık, daha sonra acıktığımızda onu yerdik. Şimdi insanın inanmadan önceki seviyesi maalesef esfere safilin diyebileceğimiz çok dipler. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri insanı yaratmış ve insana bir yol çizmiş. Yani benim yarattığım insan benim çizdiğim yoldan giderse değerlidir. Nasıl ki bugün siz bir eleman çalıştırsanız, elemanınız sizin verdiğiniz görevleri yapıyorsa değerlidir. Sizin verdiğiniz görevlerin tam tersi hal ve hareketlerin içerisine giren bir elemana hangi iş sahibi, hangi işveren ücret verebilir? Mümkün mü böyle bir şey? Yani kimse öyle bir elemanı yanında barındırmak ve nafile bir ücret vermek istemez. Hatta daha acısı, elemanınız sizi temsil eder. Dükkanınıza gelen müşteriye kötü davrandığında o müşteri o elemana değil, o dükkana ve size kızar. Siz müşteri kaybedersiniz. Eleman çıkar gider ama o müşteri o dükkana bir daha uğramaz. Şimdi dolayısıyla her insan hocam Allah-u Teala'nın dünyadaki bir şubesidir. Bir hürmet ifade eden yaratmış olduğu bir varlıktır. İşte bu yaratmış olan varlık değerini haktan alır. Allah'a yaklaştıkça değerlenir. Haktan, Allah'tan uzaklaştıkça değersizleşir. İşte kişiyi hakka yaklaştıracak olan nedir? Yani haşa, Allah-u Teala bir yerde ve kul ona gidecek, böyle bir şey yok. Zaten Allah-u Teala görünecek olsa bütün insanlar Müslüman olurlar. Çünkü görünüyor zaten. Görünen bir şeyi itiraz etmek veya muhalefet etmek mümkün değil ki. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ve önceki peygamberlere baktığımız zaman ismi üzerinde elçi. Allah-u Teala hazretleri yaratmış olduğu kullarına, insanlara hak yolu öğretmek için kendi içlerinden insanlar görevlendirir. Bazı müşrikler söylemişlerdir. Niye bizim gibi insan peygamber olsun ki, melek gelseydi demişlerdir. Onların dertleri başkaydı. Melek gelmiş olsaydı, melek oruç tutunca diyeceklerdi ki, ya o melek oruç tutabilir. Yemez içmez zaten, onun için problem değil. Veya melek namaz kılsaydı, ya o melek zaten namaz kılabilir, insan değil ki diyeceklerdi. Ama bizim için melek değil de insan gelmesi çok büyük bir nimet. Niçin? Kendi cinsimizden yiyen, içen, uyuyan, evlenen, hastalanan, hayatın her aşamasını bebekliğinden, çocukluğundan, gençliğinden, evlenmesinden, çocuk sahibi olmasından, peygamber olmasından, idareci olmasından,
örnekleri çok çok çoğaltabiliriz. Yani bizden her biri imajının verilmesi. Tabii bizden birisi, bizim gibi birisi ve biz Allah-u Teala Hazretleri onu örnek olarak göstermiş. Ve bizim için çok büyük bir nimet, çok büyük bir şans ve takip ettiğimizde bizi Hakk'ın rızasına ve cennete kavuşturacak olan müthiş bir rehber. İşte bu düşünce o dönemde sizin de verdiğiniz örnek, işte kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesine varıncaya kadar bir vahşetin işlenmesi, bu dönemde bir doğum gerçekleşiyor. Dilerseniz, Allah'ın lütfu gerçekleşiyor. Dilerseniz şimdi oradan biraz ilerleyelim hocam. O dönem baktığımız zaman hocam gerçekten çok affedersiniz insanlık dibe vurmuş. Yani çok affedersiniz insanlar kendi hanımları, almış oldukları hanımlarının çok affedersiniz parayla kiralık verecek kadar, evlerin üzerine bayrak dikip pazarlayacak kadar, kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar, vurduk, kırdı, hırsızlık, yolsuzluk, işte uyuşturucu, işte alkol, yani tamamen normal hale gelmiş. Güçlü olanın kesinlikle zayıfı ezdiği, yani güçlü olanın haklı olduğu, adalet mekanizmasının hiç olmadığı, insanlar Mekke'ye ticaret için geliyorlar. Mekke'nin güçlüleri bütün mallarını el koyuyor ve arkalarına bile baktırmadan döve döve gönderiyorlardı insanları. İşte o dönemde zaten mesela Peygamber Efendimiz daha peygamber olmadan önce bile iyiliklerine başlamış ve hılful fudul adı verilen dışarıdan gelen insanların haklarını korumak üzere bir birlik, bir kuvvet oluşturmuştur. Ki daha peygamber olmadan sivil önce bunu yapmış. Sivil toplum örgütü oluşturmuştur. Daha peygamberliğine başlamadan. Çünkü o kadar facia, o kadar kötülükler ayyuka çıkmış ki dolayısıyla o dönemde peygamberimizin gelmesi o toplum ve dünyamız için büyük bir nimet. Zaten hocam peygamber efendimizin gelmesi bekleniyordu. Nasıl bekleniyordu? Mesela peygamber efendimizin doğduğu gece Yahudilerden bir haham, bir din adamı bağıra bağıra şehirde geziyor, kendi şehrinde. Bu gece diyor peygamber doğdu. Diyorlar ki nereden biliyorsun? Gökte diyor bir yıldız parladı. Ve diyor kitaplarda benim okuduğum o yıldızın parlaması peygamberin doğduğuna işarettir. Ve bu gece peygamber dünyaya geldi. Peki hocam diyeceksiniz Yahudiler bunu gördü de niye iman etmediler? Çünkü onlar peygamberin sadece ve sadece kendilerinden geleceğini iddia ediyorlardı. Kendilerinden gelmeyip Araplardan gelince bizden gelmeyen bizden değildir diye dışladılar. Milliyetçilik, ırkçılık yaptılar. Yani bir yerde bir seçim olur örneğin. İşte kendi insanları belediye başkanı veya bir yetkili olursa herkes o büyük adam, belediye başkanı çok önemli birisi. Ama istemedikleri birisi olduğunda ya o da kim ki, o ne olacak, olsa ne olur, olmasa ne olur gibi. Yani Yahudiler adeta böyle yaptılar. Kendi işlerinden gelmediği için dışladılar. Onların işte yıldızın parladığını görmesi, belki seyircilerimiz bu anlamda buna nasıl tesadüf etmiş olabilir düşüncesi bekliyorlardı. Olabilir. Onlar beklediği için. Gece gündüz nöbetleşe gözlem evet, yapıyorlardı. Evet, oraya vurgu yapmamız gerekiyor. Tabii tabii kesinlikle. Onlar zaten, o şeyi işareti sağda solda gökyüzünde bir yerlerde arıyorlardı. Arıyorlardı yani. Zaten sadece o değil. O gecede biliyorsunuz Seva Gölü dedikleri o zamanın en önemli göllerinden bir tanesi kuruyu veriyor. Ve yine İran Kisra Sarayı'nın 14 tane sütunu aynı anda yıkılıyor. Ve yine Mecusilerin tapmakta oldukları büyük bir ateş ki sürekli besliyorlar, sürekli bin kontrol ediyorlar. Bin yıldır sönmeyen bir ateş. Bin yıldır sönmeyen bir ateş anında sönüveriyor. Daha bunun gibi çok farklı örneklerle bütün bölgeler sallanıyor ne oluyoruz diye. Ve bütün din adamları Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Hanif dinine mensup olan bağımsız duranlar olsun hepsi peygamber geldiğini kabul ediyorlar. Hatta yani ya da olağanüstü bir şeyler yaşandığının farkındalar. Ve o olağanüstü şeylerin de peygamber geleceğinin alametsiz olduğunu da biliyorlar. Hatırlarsanız hocam peygamber efendimiz çocukken amcası Ebu Talip ile çıkmış olduğu ticaret yolunda Bahira isminde bir papazla karşılaşıyorlar. Ve papaz peygamberimizi görünce olay uzun ama vaktimiz olmadığı için giremeyeceğim. Peygamberin peygamber olduğunu anlıyor. Nişanelerinden biliyor ve soruyor Hazreti Ebu Talib'e bu çocuk kim? Oğlum diyor. Hayır diyor oğlun olamaz diyor. O diyor peygamber olacak. Kitaplara göre diyor peygamberin babası ölmüş. Ebu Talib bunun üzerine diyor ki ben amcasıyım. Yani daha çocukken
o dönemin papazları, işte Bahira gibi dürüst kalan din adamları peygamberimizi görür görmez yüz simasından, şeklinden, farklı özelliklerinden onun peygamber olduğunu anlayabiliyorlardı. Dolayısıyla ciddi anlamda Peygamber Efendimizin doğum anındaki olaylar onun peygamber olduğunu şeksiz şüphesiz kanıtlayan en büyük alametler olarak karşımıza çıkıyor. Ki bu da yüzyıllardır süre gelen bir anı şeyini ortaya çıkartmış oluyor. Yani işte Mevlid geleneğini, zaten o şiirleşme, işte natların yazılışı, işte Efendimiz adına yazılan aşk, sevda, muhabbet şiirleri, muhabbet dizeleri. Çünkü kişi hayatı tanıdıkça rehbersiz bu hayatta ilerlenmeyeceğini çok iyi anlıyor. Yani bu dünya öyle bir dünya ki sonunda bizi ya cennete getirecek ya cehenneme getirecek. Başka bir yol yok. Yani iki tane yol var. Hak ve batıl. Hak yoldan yürüyebilmek için rehbere ihtiyaç var. Yani bugün siz buradan bir hedefe doğru yola çıktınız. Hiçbir levhaya bakmadan, hiçbir bilginiz olmadan, hiçbir kişiye sormadan hedefinize varma ihtimali yoktur. Yoldaki tabelalara bakarsınız. Yoldan çıkarsa yani. Tabii ki yanlış yerlere gidersiniz. Tabelaya bakarsınız, bilen birisine sorarsınız. İşte bir daha önceden o yoldan geçtiyseniz buradan mı şuradan mı geçmiştim diye zihindeki bilgilere bakarsınız. Ve mutlaka, hatta bugün birçok arabada navigasyon dediğimiz yolu gösteren sistemler vardır. Çünkü rehbersiz veya işaretsiz, alametsiz hedefe ulaşmak imkansız denecek kadar zordur. Dolayısıyla kişiyi bu dünyada huzurlu kılacak, ahirette de cennete götürebilecek tek rehber Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Dolayısıyla onun doğumu bizim için büyük bir nimet, hayatı bizim için en güzel hayat ve yaşamın içindeki yapmış olduğu her şey bizim için en güzel örneklerdir. Hocam Mevlid Kandili nedir o zaman? Biraz da oradan gidelim. Yani deminden beri konuşuyoruz. Mevlid Kandili yani. Allah-u Teala hazretlerine peygamberimizi bize nasip ettiği için şükretme gecesidir. Öncelikle birçok dini kitaplarımızda peygamberimizden önceki peygamberlerin dahi peygamberliklerinden vazgeçip bizi Hazreti Muhammed'e ümmet eyle diye dua ettikleri vakidir. Çünkü peygamberimiz eftaler rusuldür. Peygamberlerin en faziletlisidir ve ümmeti en çok olan peygamberdir. Ve yine biliyorsunuz Adem aleyhisselam cennetteki yasak meyveden yedikten, günaha işledikten sonra dünyaya gönderildi ve dünyada yıllarca tevbe etti, tevbesi kabul edilmedi. Daha sonra arş-ı alâdaki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazısını hatırladı. Dedi ki bu Allah'ın adının yanında Muhammed ismi yazılı, demek ki bu Muhammed çok önemli. Yani Allah'tan sonra onun ismi var. Ve ya Rabbi Muhammed hürmetine beni affeyle dediğinde Allah-u Teala Hazretleri sen onu nereden biliyorsun diye sorduğunda cennetteyken arş-ı alada görmüştüm deyince peygamberimizin adı hürmetine onu şefaatçi kılması münasebetiyle Adem Aleyhisselam'ın affedilme olayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla peygamberimiz Allah-u Teala'nın sevgi ve muhabbetiyle dünyaya rahmet olarak gönderilmesi planlanmış. Çünkü dünyada rahmet olmazsa nefis, şeytan ve kötüye çalışan insanların dünyada yapamayacakları kötülük yok. Çünkü menfaat insana her türlü kötülüğü yaptırabilir. Ama gerçek menfaat dünyada elde edilen menfaat değil, ahirette ulaşılacak olan cennet nimetleridir. Bu dünyada hangi menfaate kavuşursanız kavuşun. Evler sizin olsun, arabalar sizin olsun, şehirler sizin olsun, bırakın ülkeler sizin olsun. Kaç sene yaşayabilirsiniz? 50 sene, 60 sene, 80 sene, hadi 100 sene yaşayın. Sonsuz bir cehennem için değer mi? Lavlar içerisinde, ateşler içerisinde kaynamaya, bu dünyada neye sahip olursanız olun değer mi? Mümkün değil. Ki zaten bu dünyada neye sahip olursanız olun hocam, yiyeceğin şeyler değişmez ki. Bugün birçok insan elindeki nimetleri bile yiyememektedir. Farklı hastalıklar ve farklı sebeplerle. Dolayısıyla
bu dünyanın insanı kandırmaması, aldatmaması, yakın menfaatleri elde edeceğim diye ebedi ahiret menfaatlerini kaçırmamak için Peygamberimiz bize gönderilmiş bir rehber ve onu daha iyi anlayabilmemiz için de Mevlüt Kandili ve Efendimizin hayatı bizler için bir hatırlatıcı, bir uyarıcı ve bizler için bir nimet olarak yıllardır Mevlüt Kandili ülkemizde ve İslam dünyasında kutlanmaktadır. Mübarek gece vesilesiyle Efendimiz'den bahsedilmekte ve Efendimiz anlaşılmaya, anlamaya ve hayatını insanlara anlatmaya çalışılmaktadır. Hocam o zaman peygamberi biraz tanıyalım. Kesinlikle. Çocukluk ve gençlik dönemi dilerseniz buradan girelim biraz. Öncelikle hocam sonra biraz da ilerisine gidelim. Şunu söylemekte fayda var. Dünyanın Allah-u Teala Hazretleri gözünde, Allah-u Teala'ya göre diyelim, gözünde demeyelim, cismi atfetmeyelim, hiçbir değeri yoktur. Hiçbir derken bir sivri sineğin kanadı kadar dahi değeri yoktur. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Değeri olmadığı için dünyada en sevdiği insan Peygamberimiz olmasına rağmen dünyada en çok yokluk yaşayan kişilerden biri Peygamberimizdir hocam. Mesela dünyaya gelmeden önce babasını kaybetmiştir. Babasını hiç görmemiştir Peygamber Efendimiz. Hiç baba diyememiştir. Hiç babasından bir şey isteyememiştir. Hiç baba şefkati, baba kucağına çıkmak, bu babanın kolundan tutmak, bir babayla beraber bir yere gitmek Peygamberimize hiç nasip olmamıştır. Onunla beraber doğar doğmaz süt anneye verilmiştir. Çünkü Mekke yaşaması zor bir yerdir, kurak bir yerdir. İmkanların çok kısıtlı olduğu bir yerdir. İklimin sıcak olduğu. İklimi sıcak bir bölgedir. Dolayısıyla Amine annemizin bakma şansı çok zor. Dolayısıyla Halime annemize süt annesine verilmiş ve yıllarca süt annesinde kalmış ve annelik hasreti çekmiştir. Daha sonra biraz büyüyüp Mekke'ye geldiğinde, annesine geldiğinde 6 yaşındayken annesini kaybetmiştir. Şimdi bir çocuk düşünün hocam. Babasını doğmadan önce kaybetmiş, 6 yaşındayken annesini kaybetmiş. O anne acısı, baba acısıyla dedesine sığınıyor, 8 yaşındayken dedesini de kaybediyor. Ortada kalıyor adeta. Ve Hazreti Ebu Talip amcası sahip çıkıyor ama Ebu Talip'in evinde 11 tane çocuk var ve çok fakir bir insan. Şimdi hocam kendimizi koyalım. Anne yok, baba yok, dede vefat etmiş, 8 yaşındayız ve 11 çocuklu bir amcamızın evine sığınıyoruz. Kolay bir şey mi? Yani dünyanın ne kadar değersiz, sıkıntılar kesinlikle. Hani bugün bazı Müslümanlar, hocam rahat yaşayalım, lüks yaşayalım, işte şöyle yapalım. Dünyada eğer rahatlık, lüks yaşamak güzel olsaydı Allah-u Teala Hazretleri peygamberine yaşatırdı. Haşa biz peygamberden üstün müyüz? Allah yanında peygamberin sevgisiyle bizim sevgimizin esamesi bile okunmaz. Dolayısıyla peygamberimizin hayatını incelediğimiz zaman Allah'ın bize sunmuş olduğu nimetler o kadar büyük ki bugün en bende çok az nimet var veya ben çok fakirim veya yoksulum diyen insan Peygamberimiz Efendimiz'e kıyaslasın kendisini ne kadar zengin olduğunu anlayacaktır. Dolayısıyla Peygamberimizin hayatı hem şükretmek için hem rol almak, örnek almak için müthiş içerisinde hikayeler, müthiş noktalar, nükteler barındırmaktadır. Hocam eksik mi biliyoruz Peygamberimizi? Herhalde tam tanımıyoruz. Yani bakıyorsun işte İslam coğrafyasında, işte ülkemizde işte yanlışların, yalan şahitliğinin, hırsızlığın, rüşvetin, faizin en üst hocam olduğu siz, bir limiti yaşıyoruz. Yani, genelde siz soru soruyorsunuz ama ben size birkaç soru sorayım isterseniz. Abi, buyur hocam. Şimdi bugün açık ve net konuşalım. Futbolcuların hayatı kadar gençlerimiz tarafından Peygamber Efendimizin hayatı biliniyor mu? Bilinmiyor, evet hocam. Bugün diziler, sinemalar var. İşte çok tutulan diziler var. Bu dizilerde kim ne yapmış, kim nereye gitmiş, kim ne almış, kim ne vermiş. Bunlar konuşulduğu kadar, bunlar takip edildiği kadar. Bunlar böyle pür dikkat, göz, zihin, beyin, akıl, kalp odaklanıp bu kadar takip edilirken, bu kadar takip edilen oranını bir kenara hesapladığımız zaman aynı oranda Peygamber Efendimiz'in takip edildiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyemiyoruz. İşte biz eğer kaynaktan beslenmezsek,
yanlış kaynaklardan beslenmeye kalkarsak hasta olmamız kaçınılmazdır hocam. Şimdi çok affedersiniz, tertemiz ekmek orada dururken içerisinde farklı bakteriler, mikroplar, zararlı şeyler üremiş, küflenmiş, bozulmuş, kokmuş bir ekmeği elinize alıp yerseniz sonra ben niye hasta oldum deme ne kadar doğru olur. Efendimizin hayatı parıl parıl parlıyor. Bütün sözleri hadis külliyatında saklanmış. Bugün bizim bilim adamlarımız, yazarlarımız, bugün bizim birçok alanda üst düzey üniversite bitirmiş insanlarımız var. Kaç tanesi o kadar kitap okurken Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i okuyor, anlıyor. Kaç tanesi Peygamberimizin hayatını, sözlerini, sünnetini, hadis-i şerifleri okuyor. Bilinmeyen, okunmayan bir şey değerinden bir şey kaybetmez ama değerini yansıtmaz. Neye benziyor hocam? Karnınız aç, açlıktan ölmek üzeresiniz, cebiniz altın dolu. Çıkarıp altını yiyemezsiniz. Ama altını getirip bir fırıncıya verseniz size kasa kasa ekmek verecek. Veya bir kuyumcuya getirip bozdursanız istediğinizi alacaksınız ama yok ben altını bozdurmam derseniz açlıktan ölürsünüz. O zaman gelip size bakan ne der? Yahu bu kadar altının içerisinde bir de açlıktan ölmüş. Yazık yazık değil mi? Şimdi biz Müslümanlar elimizde bozulmamış bir Kur'an-ı Kerim'imiz var. Bugün İncil. Kaç tane İncil var? Kendi Hristiyanlar dahi İncil'in sayısından haberleri yok. Sorduğumuz zaman meşhurları diyor sayıyorlar. Markos, Matta, Yuhanna. İşte bunlar diyor meşhurları. Diğerleri sürüsüne bereket. Tevrat aynı şekilde. Zebur aynı şekilde. Ve o insanlar o bozulmuş kitaplarına sımsıkı yapışıyorlar. Ama biz Müslümanlar maalesef sapasağlam Kur'an-ı Kerim'e layıkıyla yapışamıyoruz. O zaman hocam aklıma şöyle bir şey geliyor. Yani bu güçten kaynaklanan bir şey. Güç birilerinin elinde. Yani ekonomik güç anlamında diyorum. Güç, ve bunlar dilediği gibi demin vermiş olduğunuz işte dizi örneklerinde, sinema örneklerinde veya futbol örneklerinde olduğu gibi sürekli insanları buna yönlendiriyorlar. İnsanları onlarla haşır neşir ediyorlar. Çünkü kullanmak istiyorlar. Yani bunun temelinde belki de yani içi boş bir İslam inancını insanlara ver. Tamam Müslüman elhamdülillah peygambere inanıyorum başımın tacı. Ama icraat yok. Yani iman iddia gerek, iddiadır. İddia da ispat gerektirir. Kesinlikle. Bunun ispatı yaşamaktır. Şimdi eğer... İşte burada bir kopukluk biz, söz konusu. Biz hakiki manada imana sahip olduğumuz zaman o zaman dünyaya adalet gelecek. Adalet geldiği zaman kimse kimsenin hakkını yiyemeyecek. Şu an dünya üzerinde hak yenilerek yaşanmaktadır. Bugün petrol nerede çıkmaktadır? İslam ülkesinde çıkmaktadır. Bana bir tane İslam Müslüman olan sahibi veya İslam ülkesine ait bir petrol şirketi söyleyebilir misiniz? Mümkün değil. Yani nasıl oluyor bu? Çünkü filmlerle, dizilerle, sinemalarla, futbolla insanlar meşgul edilip gerçek kaynaklara ulaşması engellenip pasif, güçsüz bir halde bırakılarak arka planda kendileri güçlenip dünyaya yön vermeye çalışıyorlar. Ama işte buna dur diyebilecek olan tek örnek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz'i tanımaktır, onu bilmektir. Onun çocukluğunu, gençliğini, evliliğini, dini hayatını, daha sonraki insanlarla olan yaşayışını, davranışlarını bildiğimiz, incelediğimiz, gördüğümüz zaman yani Efendimiz'in hayatı hayatlandığımız zaman işte huzur orada. Yani işte o dönemi anlatıyoruz ya hocam. Çok güzel örnek verdiniz. Yani Peygamber Efendimiz bu yanlış giden olaya kesinlikle, dur diyor. Orada kesinlikle dur diyor. Ve cesaretle bedenini, vücudunu da ortaya koyuyor. Hayatını da ortaya koyuyor. Hatta koyarak, hocam biliyorsunuz Peygamberimize gelip bu işten vazgeç diyorlar. Bir sürü bizim tekerimize çomak sokma diyorlar. Ne istiyorsun? İstediğin kadar para verelim. Kaç tane hanım istiyorsun? İstediğini verelim. Yönetici olmak, kral olmak mı istiyorsun? İdareyi senin eline teslim edelim. Efendimiz ne buyuruyorlar? Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz yine ben hak bildiğim davadan vazgeçmem. İşte irade bu hocam. Defalarca kendisini öldürmeye çalışıyorlar.
Suikastler düzenliyorlar, zehirliyorlar. Birçok faaliyet içerisine giriyorlar ama Allah'ın korumasıyla Allah'ın peygamberimiz muhafaza altında. İşte peygamberimize tabi olanlar da Allah'ın izniyle Allah'ın koruması altında olacaklar. Yani süper bir çark var, işleyen bir çark var, bir düzen var. Herkes pastadan üzerine düşen payı alıyor. İşte birisi geliyor, yani bir baba yiğit geliyor, durun diyor, bu böyle olmaz. Adalet olması lazım. Adalet olması gerekiyor, adalet lazım diyor. Siz yanlış yapıyorsunuz diyor. Onların yanlışını yüzlerine tokat atarcasına adeta kesinlikle söylüyor, vuruyor ve onların düşmanlığını kazanmış oluyor. Ve burada ciddi çileler çekiliyor hocam. Açlıklar çekiliyor, yokluklar çekiliyor. Kendi vatanını terk etmek zorunda kalıyor. Ya daha öncesinde boykot uygulanıyor. Boykot uygulanıyor. Dışarı bile çıkamıyor. Yani bir mahallenin. Sokakta buldukları deri parçasını suda kaynatıp suyunu içecek kadar yokluklar çekiliyor. Yani dünyanın bir değeri olmadığı için Peygamber Efendimiz ümmeti adına her türlü sıkıntıya katlanıyor örnek olmak için. Yoksa Allah-u Teala etseydi peygamberimizi saraylarda yaşatırdı. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Şu anda aklıma gelen bir şey olduğu için söylüyorum. Bu aynı zamanda ilahi bir plandır. Yani Peygamber Efendimiz kendi rızasıyla ümmetine kendisini feda etmiştir. Dünya yaşantısını çok lüks içinde yaşamak yerine cefa ve eza içerisinde yaşayarak örnek olma yolunu tercih etmiştir. Mesela çok net bir örnek vereyim hocam. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün öğlen vakti kapıyı çalıyor ve Efendimiz kaylule uykusunda. Biliyorsunuz dinimizde sünnet. Peygamber Efendimiz öğlenleri yarım saat 45 dakika bir istirahat ederlermiş. Bugün Batı bunun bilimsel olarak faydasını ispatlanarak elde ettikleri için adına siesta diyorlar ve kendileri yapıyorlar bunu. Yani İslam'daki bütün güzellikleri farklı isimler vererek kayluleyi siesta'ya çevirip uyguluyorlar. İbn Sina'yı Avicenna ismine çevirerek kitaplarını okutuyorlar. Yani çalıyorlar bizden ama isim değiştirip biz bulduk diyorlar. Yıllarca yaptıkları gibi. İşte Hazreti Ömer Efendimiz bu kapıyı çalıyor. Peygamberimiz "Men huve, kim o?" diye uykudan uyanıyor ve başını kaldırıp "Ene ya Resulallah, Hazreti Ömer benim" diye cevap verince "Tefaddal ya Ömer, buyur ya Ömer" diyor. Hazreti Peygamberimiz yattığı yerden doğruluyor. Hazreti Ömer Efendimiz kapıyı açıyor hocam. Bakıyor ki Efendimizin yüzü kıpkırmızı ve hasır izleri var. Peygamberimiz bir hasırın üzerinde yatıyor. Bir yatak değil, sünger değil, sedir değil. Bir toprak ve toprağın üstünde bir hasır. Hazreti Ömer Efendimiz bu manzarayı görünce gözleri doluyor. Peygamberimiz soruyor, ya Ömer üzücü bir haber mi getirdin? Hayırdır? Gözleri niye doluyor? Doldu. Hazreti Ömer Efendimiz, hayır ya Resulallah üzücü bir haber getirmedim. Ama ben Müslüman olmadan önce Kureyş Devleti'nin Dışişleri Bakanı rolündeydim, görevindeydim. Bizans'a, Himyerililere, Gaznelilere, Sasanilere gidip İşte kervancılık yaptıkları için, o ülkelere girebilmek için görüşmeler yapıyordum krallarla, yöneticilerle. Dolayısıyla saraylarda kalıyordum. Bir nevi diplomat yani. Diplomat olarak, evet. Dışişleri Bakanı olarak. Köşklerde, saraylarda kalıyordum. O kafirlerin, o zındıkların kuş tüyü yataklarda, o güzel saraylarda yaşarken alemlere rahmet olarak indirilen peygamberin sizin bir hasır üzerinde yatmanız zoruma gitti ya Resulallah. Onun için gözlerim doldu diyor. Efendimizin cevabı çok müthiş. Ya Ömer diyor, bilmiyor musun? Bu dünya kafirlerin cenneti, Müslümanların ise cennete göre cehennemidir. Yarın mahşer gününde Müslümanlar cennete kavuşacak, kafirler ise cehennemi boylayacaklardır. Dolayısıyla Efendimizin hayatında hiçbir zaman varlık hakim olmamıştır. En zengin dönemlerinde bile. Hiçbir zaman elinde yarına yetecek bir şey varsa ikinci günün şeyini elinde tutmamış ve hep sadaka olarak dağıtmıştır. Kendi üzerinde bir kıyafet hediye edilmiş veya kendisi almış, bir sahabe efendimiz veya birisi onu çok beğenip hoşuna gittiğinde çıkarıp ona anında hediye edecek kadar dünya malına hiç değer vermeyen bir peygamber karşımızda var. Bir gönül ve zenginliği. Bizden o gönül zenginliğini, o örnekliğini anlamamız gerekiyor. Mesela yine peygamberimiz yolda yürürken bir kız çocuğunun ağladığını görüyor. Hüngür hüngür ağlıyor kız çocuğu. Diyor, niye ağlıyorsun, ne oldu? Diyor ki, ben köleyim, cariyeyim.
Efendim bana bir testi vermişti su getirmem için ama ben ayağım takılı düştüm ve testiyi kırdım. Ve şu anda korkumdan gidemiyorum. Efendimin yanına beni dövecek. Testiyi kırdım. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kolundan tutuyor. Hangi ev diyor, senin efendin kim? Efendisi de Müslüman değil, müşrik, kafir. Varıyor, kapıyı çalıyorlar. Ve Peygamber diyor ki bu kız yavrumuz ağlıyordu. Testiyi kırmış. Ben kaç para ise parasını vereyim. Bu çocuğa siz zulmetmeyin, bu çocuğu dövmeyin. Bunu görünce o müşrik gözleri doluyor. Koskoca peygamber, Müslümanların lideri. Bir kız çocuğunun ağlamasına dayanamayıp elinden tutup evine kadar getirip parasını vermeye teklif ediyor. Bunun üzerine ev sahibi, ey diyor peygamber, sen ayağımıza kadar gelmişsin. Sen buraya kadar bir kız, bir köle için, bir cariye için hiçbir değeri olmayan, Araplarda affedersiniz bir hayvan kadar değeri olmayan bir şey, nesne için onlara göre ayağımıza kadar geliyorsun. Bir peygamber, biz daha ne yapabiliriz? Onu azat ettik ve biz de Müslüman olmaya karar verdik deyip Müslüman olacaklarını açıklıyor ve İslam'ı öğrenmeye çalışıyorlar. İşte böyle bir peygamberin ümmetiyiz biz elhamdülillah. Ama tanıyamadığımız için, bilemediğimiz, anlayamadığımız için maalesef gençlerimiz Efendimiz'den habersiz, toplumumuz Efendimiz'in örnekliğinden uzak ve dolayısıyla az önce saymış olduğunuz İslam coğrafyasında sıkıntılar yaşanıyor. Mesela yine bir örnek vereyim hocam size. Yanlış hatırlamıyorsam Hayber Kalesi'nin kuşatıldığı zaman kaledeki koyunların dışarıya çıkmasına müsaade ediliyor. Niçin? Hayat devam etsin diye. Hayvanlar açlıktan ölmesin. Çoluk çocuk zayi olmasın diye. Ve Yahudiler tuzak kuruyorlar. Diyorlar ki çobanın bir tanesinin kıyafetini değiştirip en iyi askerlerinin kıyafetini giydiriyorlar. Ve diyorlar ki sen de çobanlar gibi koyunlarla beraber dışarıya çık. Daha sonra Müslümanların arasına sız ve komutanlarını öldür, peygamberlerini öldür. Ve bu çoban kıyafetinde koyunlarla beraber dışarıya çıkıyor hocam. Akşama kadar Müslümanları gözetliyor. Hangisinin komutan olduğunu, peygamber olduğunu fark edemiyor. Akşama dönüyor. Diyorlar ne oldu, niye yapmadın görevini, niye peygamberlerin komutanlarını öldürmedin? Diyor ki kim olduğunu anlamadım ki. Hepsi birbirinin aynısıydı. İkinci gün gene gözetliyor hocam, gene çıkaramıyor. Üçüncü gün gözetlerken yakalanıyor. Müslümanlar fark ediyorlar. Ya bu çoban kaç gündür sürekli bizi gözetliyor, yaklaşıyor, işte ağaç arkasına, kaya arkasına saklanıyor, şüphe çekiyor ve yakalanıyor. Ve Efendimizin huzuruna getiriliyor. O çoban kılığındaki asker soruyor, komutan peygamber sen misin diyor. Evet diyor. Ama diyor sen bunlar gibi birisisin. Ben seni odun toplarken gördüm, çadır kurarken gördüm, eşya taşırken gördüm. Sen nasıl komutansın? Kimse sana hizmet etmiyor, karşında el pençe durmuyor. Herkesle beraber sen de çalışıyorsun. Ben de insanım diyor, ben de beşerim. Kuru ekmek yiyen bir annenin evladıyım. Benim onlardan bir farkım yok. Ben sadece Allah'ın seçtiği bir peygamberim ama onlar gibi yer içer, onlar gibi hizmet eder, onlar gibi çalışırım buyurunca o asker bu harika manzara karşısında Müslüman oluyor hocam. Ve kılıç istiyor. Sahabe efendilerimiz vermek istemiyorlar. Daha yeni Müslüman olmuş. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, peygamberi mi öldürmeye kalkacak diye Efendimiz kalbini gördüğü için verin diyor kılıcı. Ve cepheye koşuyor, savaşın ön cephesine koşuyor ve şehit oluyor hocam. Ve peygamberimiz buyuruyorlar ki bir vakit bile namaz nasip olmadan cenneti kazandı. Şehit oldu, canını ortaya koydu çünkü. İşte hocam. Peygamberimizin hayatında bizim için böyle güzel örnekler var. Bu örnekleri biraz daha yine kendimize doğru tutacak olursak yani o ışığı ya da aynayı hayatımızda Peygamber Efendimizin önemine biraz daha değinelim hocam. Tabii ki. Öncelikle Peygamber Efendimizin gençliğine baktığımız zaman uzlet hayatına çok büyük önem veriyor. Çünkü toplumda ciddi olarak sıkıntıları görüyor. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. İnsanlara zulmediliyor. İnsanlar çok affedersiniz köle statüsüyle mal gibi alınıp satılıyor. Kadınlar cariye statüsü adı verilerek mal gibi satılıp alınıyor. Korkunç bir manzara var. Ve bunu yüreği kaldırmıyor. Ve dağlara çekiliyor. Hira Nur Dağı'na çekiliyor. Uzlete orada tesbihata, zikre, düşüncelere dalıyor. Ve bu uzun sürüyor, kısa bir dönem de değil.
Ve bu dönemde kendisine peygamberlik geldikten sonra da yine baktığımız zaman çok uzun süreç içerisinde çok fazla iman eden olmuyor. Ama ona rağmen Mekke'nin çehresi değişmeye başlıyor. Öncelikle peygamberimizin peygamber olmadığı dönemdeki ismini hocam hatırlayacak olursak Muhammedül Emin'dir. Güvenilir insan. Daha peygamber değil. Normal bir insan. Ama lakabı güvenilir. Hatta biliyorsunuz Kabe'de hakemlik olayı var. Kabe'ye bir sel basıyor. Büyük bir yağmur sonrasında sel Kabe-i Şerif'i yıkıyor. Taşlar darmadağın oluyor. Ve tekrar Kabe'nin taşlarını yerine koymak ve Kabe'yi inşa etmek gerekiyor. Ve orada olanki kabileler başlıyorlar inşaatı yapmaya. Sıra Hacerül Esved'i yerine koymaya, mübarek taşı yerine koymaya gelince birbirlerine düşüyorlar. Sen koyacaksın, ben koyacağım, sen üstünsün, ben üstünüm, ben çok çaba sarf ettim, ben çok katkı bulundum deyip neredeyse iç savaş çıkacak. Tam o esnada bir tanesi diyor ki, durun diyor. İlk kim gelirse onu hakem seçelim, o ne derse onu yapalım. Ve beklemeye başlıyorlar. Ve karşıdan peygamberimiz geliyor. O zamanki isim Muhammedül Emin. Hepsi seviniyor. Güvenilir Muhammed geldi diyorlar. O çözecek bu işi. İç savaş olmayacak. Peygamberimiz mübarek üzerindeki parçesini, entaresini çıkartıyor. Hacer-i Esved üzerine koyduruyor. Ve bütün kabilelere etrafından tutmalarını söylüyor. Liderlerine. Hepsi tutup kaldırıyorlar yukarıya kadar. Ve Efendimiz onu yerine yerleştiriyor. Ve hepsi bundan çok memnun oluyorlar. Dolayısıyla hatta... Yani büyük bir krizin önüne geçiyor. İç savaşın önüne geçiyor. Yani bir şehirdeki kabilelerin, grupların birbirine girmesinin önüne geçmiş oluyor. Ve bunu Muhammedül Emin olarak bilinerek. O dönemde insanlar bütün mal mülklerini Efendimiz'e getirip emanet ediyorlar. Hatta hocam daha açık ve net söyleyelim. Peygamberimizin hicretinde kimi yatağına yatırıyor? Hazreti Ali. Hazreti Ali Efendimiz'i. Niçin Hazreti Ali Efendimiz'le beraber yolculuk yapmıyor da Hazreti Ali Efendimiz'i geride bırakıyor? Çünkü kendisine kafirlerin vermiş olduğu emanetler var. Yani inanmıyor. Peygamber kabul etmiyor. Ama gene de getiriyor. Malını ona veriyor. Kimseye başka güvenmiyor. Hazreti Ali Efendimiz'e buyuruyor ki sen sabahleyin emanetleri dağıt ondan sonra gel. Bakın hicret edecek, can tehlikesi var, evi sarılmış, can korkusu taşımasına rağmen buyuruyorlar ki emaneti yerine getirmek. Dolayısıyla bugün Müslümanlar eğer emanetlerde sıkıntı yaşıyorsa, emanet güvenilir olamıyorsa burada peygamberimizin yeterli örnek alınmadığını biz anlıyoruz ve peygamberimizin yeterli tanınmadığını gösteriyoruz. Mesela bizim için söz şeref ve namustur. Peygamberimiz bize bunu böyle öğretiyor. Ama bugün bakıyorsunuz Müslümanlar söz yetmiyor senet. Senet yetmiyor çek. Çek yetmiyor kefil. Kefil yetmiyor ipotek. Neyin bunlar hep karşılığı? Güvensizliğin karşılığı. Muhammedül Emin olan güvenilir peygamber ümmeti biz birbirimize güvenemiyoruz. O zaman demek ki biz Efendimiz'i yeterince tanıyamıyoruz hocam. Evet hocam Peygamber Efendimiz'i tanımanın yolu da onu okumaktan, tabii araştırmak ve incelemek. Geçiyor. Hocam, ecdadımıza şöyle bir baktığımız zaman, ecdat peygamber sevgisini farklı bir bakış açısıyla işlemiş. İşte o doğduğu günü Mevlid Kandili olarak kutlar hale gelmiş. Evet, kesinlikle. Çocuklarına hatırası var diye en çok kullanılan isim Muhammed ismi, Mustafa ismi, Ahmet ismi, Mehmet ismi. İşte asker ocağındakiler Mehmetçik olarak değerlendirilmiş. Peygamberimizin sembolü gül sembolüdür. Kız çocuklarına da gül ismi verilmeye başlamış. Ayşegül, Nurgül, Sevdegül yani, böyle farklı farklı gül eklenerek isimler oluşturmuştur. Yani bizim ecdadımızın demek ki peygambere bakışı, peygamberi tanıması, saygısı çok farklıymış. Çünkü kıymetini biliyorlarmış hocam. Yani peygamberimize hakkıyla ümmet olan, örnek alan insanların yaşayışının nasıl değiştiğini, nasıl güzel insan, nasıl güvenilir insan, nasıl sadakatli insan, nasıl ticaretinde,
ahlakında değişimler olduğunu gördükleri için kaynağa hürmeti çok daha fazla gösteriyorlardı. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin yansımalarını eğer biz toplumumuzda görmek istiyorsak çocuklarımıza onu tanıtmamız gerekiyor. Gençlerimize futbolcuların hayatlarından çok, dizideki artistlerin hayatlarından çok, sinemadaki aktrislerin veya rol oyuncuların durumlarından, hikayelerinden çok Efendimiz'i tanımak, anlamak ve belki çocuklarımıza Peygamberimizden sorular sorarak, onun hayatından örnekler anlatarak ve belki bu anlamda büyüklerimizin de belki bir çağrı filmi gibi daha böyle kapsamlı, hoş, güzel Efendimiz'i anlatan çalışmalar yapılması da bu anlamda çok faydalı olacaktır. Yani mesela bir şeye bakıyorum, muhabbetten bile Hazreti Peygamberimizi çıkartıyorlar. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Yani eğer bir yerde Muhammed varsa muhabbet vardır. Yani ve o muhabbet sahabe efendimize baktığımız zaman fedake ümmi ve ebi sözü. Evet. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bir sahabe annemiz iki oğlunu ve kocasını cepheye gönderiyor, savaşa gönderiyor. Oğulları ve kocası şehit oluyor. Hepsi korku içerisinde dönerken nasıl söyleyeceğiz bunu kadıncağıza? Hani bir oğlun öldü, iki oğlun öldü, bir de kocan öldü. Bir kadının bunu kaldırması kolay mı? Büyük bir korku içerisindeyken yanaştıklarında kadıncağız Peygamberimiz nasıl diye soruyor. Diyorlar ki ya sen önce oğlunu kocanı sor. Onlar önemli değil diyor. Peygamberimiz nasıl? İşte o zaman diyorlar ki çocuğun şehit oldu. Allah'a kavuştu diyor. Peygamberimiz nasıl? Onu sen, ondan haber verin bize. İşte bu sevgi, bu aşk evladını, kocasını anam babam sana feda olsun diyecek kadar yüreğe işlemiş bir şey hocam. İşte muhabbet bu hocam. Evet. Yani yüreğe işlemiş bir sevgi. Peygamberimizin de siz beni yeryüzündeki bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe bana hakiki anlamda iman etmiş olamazsınız uyarısı bütün sahabede nevşü nema buluyor. Bütün yankısını buluyor. O zaman işte verdiğiniz örneklerde olduğu gibi gönülden, gönüle kazınmış bir sevgi, muhabbet ortaya çıkıyor. Üzerine bir şey daha ekleyeyim hocam. Bir Müslümanın kalbinde birinci sırada Allah sevgisi olmalı. İkinci sırada Peygamberimizin sevgisi olmalı. Hocam birinci sırada Allah, ikinci sırada Peygamber sevgisi olmazsa ne olur? Birinciye veya ikinciye ne koyulursa hocam, Allah kişiyi onunla imtihan eder. Evet. Yani bir kişi arabasını çok seviyor. Araba aşığı. Gece gündüz arabayla ilgileniyor. O arabayla o kişiyi Allah imtihan eder. Çocuğuna aşırı derecede değer veriyor. Birinci sırada çocuk var. O çocukla Allah onu imtihan eder. Bayan var, eş var. Allah onunla imtihan eder. Yani Allah-u Teala hiçbir yere sığmam, kulumun kalbine sığarım buyuruyor. Dolayısıyla kalbimizde Allah ve Resulünün sevgisi galip olmadığı müddetçe biz ve toplumumuz ve insanlık alemi huzur bulamayacaktır hocam. Evet hocam. Hocam vaktimiz nihayete ermek üzere. Dilerseniz seyircilerimize de vermek istediğiniz mesajlar varsa. Tabii. Sonra öncelikle bu gecemizi gerçekten kıymetini çok iyi bilmemiz gerekir. Eğer yarın çalışmayacak cumartesi olması dolayısıyla kardeşlerimizin imsak vaktine kadar bu gece ibadetle geçirmeleri, kaza namazı ve özellikle de salatu selam getirmek, Peygamberimize selam göndermek bu gecenin en faziletli amellerinden bir tanesidir. Ve yine bu gecede dostlarımızla kandilleşmek, arayıp hatırlarını sormak, gönüllerinden bir Allah razı olsun sözcüğünün çıkması bizim için çok büyük bir kazanç olacaktır. Ve bu geceden itibaren hocam biz bütün izleyicilerimizden, seyircilerimizden bir seferberlik istirham ediyoruz. Belki şimdiye kadar vaktimiz olmadı veya belki bu kadar öneminin farkına varamadık ama bu geceden itibaren gelin hep beraber Efendimizin hayatıyla hayatlanmak için onu tanımaya çalışalım. Çocuklarımıza tanıtmaya çalışalım. Ailemize tanıtmaya çalışalım. Bu konuda kitaplar var. Bu konuda yazılmış farklı farklı eserler var. Bugün internette Efendimizin hayatı diye yazdığımızda neler neler çıkar.
Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyalım, sözlerini okuyalım. Konulara bölünmüş olarak temizlik hakkında ne sözleri var? Aile hakkında ne sözleri var? Ticaret hakkında ne sözleri var? Neler neler var? Onlar yetmiyorsa sahabelerin hayatlarına bakalım. Bir Hazreti Ebubekir Efendimizin hayatına bakalım. Bir Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimizin hayatına bakalım. Bir diğer sahabe efendilerinin hayatlarına bakalım. Çünkü her sahabe bizler için bir yıldız gibidir. Ki hangisine tabi olabilirsek o bize yeter artar bile. Dolayısıyla bu gece bizim için Efendimiz'e sevgimizi ve muhabbetimizi yenileme gecemiz olsun. Bu gece bizim için belki şimdiye kadar farklı sebeplerle ötelediğimiz, sonraya bıraktığımız ama artık şu an bu gece itibariyle ne kadar erken alabilirsek, hemen ne kadar başlayabilirsek hayatımızda o kadar değişme olacağının farkına vararak Efendimiz'in hayatıyla hayatlanmayı birinci hedef haline getirelim. Ve hocam seyircilerimiz şuna emin olsunlar. Efendimiz'in hayatını okumaya, anlamaya, örnek almaya başladıkları an Efendimiz'in rahmeti, merhameti, himmeti üzerlerine olacaktır. Çünkü Efendimiz bizim bildiğimiz manada ölü değildir. Şehitlere biz ölü de diyemiyoruz. Şehitler diridirler. Ayet-i kerimeyle sabit. Şehitler peygamberimizden üstün değildir. Efendimiz hadis-i şerifi var. Benim kabrimi ziyaret eden beni ziyaret etmiş gibidir. Sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. Dolayısıyla hayatta olduğunu bizlere haber veriyor. Dolayısıyla biz Efendimiz'e tabi olduğu an Efendimiz rahmeti, merhameti bize iş hayatımızda da, ticari hayatımızda da, özel hayatımızda da, çevremizde de müthiş bir pozitif enerji, müthiş bir rahmet, merhamet ve müthiş bir huzur, mutluluk verecektir. Dolayısıyla bizim zaten en çok huzur ve mutluluğa, sağlık ve afiyete ihtiyacımız var. Gerisi bir şekilde hallolacaktır. Bu gece hürmetine Rabbim Efendimiz'i anlamayı bizlere nasip eylesin. Onun hayatıyla hayatlanıp yarın mahşerde huzuruna çıktığımızda ya Resulallah ben geldim deyince evet sen bana selam selam göndermiştin. Sen benim sünnetlerimi yapmıştın. Sen namaz kılmıştın. Sen yardım olmuştun. Benim hayatımda yaptıklarımı sen de yapmaya çalışmıştın. Sen benim en güzel takip edenlerimdensin deyip hoş geldin deyip bize Kevser havuzundan ikram edip bize cennete ağırlaması, misafir etmesi için bu dünyadan hazırlığımızı yapalım. Bu gece de onun için bir milat olsun. Milat, mevlid aynı kökten gelir. Bizim için de bir doğum gecesi ve bize cenneti kazandıracak bir hayata başlama gecesi olsun. Bu dilekleri arz ediyoruz. Ve yapabilenler kazanacaktır. Ama dünyanın dertleri arasında boğulanlar, koşuşturanlar, uzaklaşanlar da sıkıntı, keder içerisinde yaşamaya maalesef devam edeceklerdir. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Bizler ağzınıza teşekkür ediyoruz davetiniz sağlık için ve bu güzel programı tertip ettiği için Serhat TV'mize ve gerekli çalışmaları yapan kardeşlerimize, emeği geçenlere de teşekkürler ediyoruz. Çok sağ olun hocam, eksik olmayın. Değerli seyirciler, bu akşam konuğum Ömer Aydın hocamdı. İlminden biz de nasiplenmeye çalıştık. Ben üzerime düşen payı aldım şahsen. Konu Mevlid Kandili olunca, konu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olunca zaman su gibi akıp gidiyor. O kadar konuşacak çok şey var ki Efendimizin hayatı ciltler dolusu ansiklopedilerden daha fazla bize örneklik olarak teşkil ediyor. Rabbim onu tanımayı, onun hayatını kendi hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Rabbim cennette cemaliyle bizleri müşerref eylesin. Efendimizin Havz-ı Kevser'inde hep beraber toplanmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim.